Ben endüstri mühendisiyim. Bilenler biliyor. Boğaziçi'nde endüstri mühendisliği okudum. Ondan sonra Florida Üniversitesi'nde doktora yaptım. Ondan sonra Alberta Üniversitesi'nde 20 sene işletme fakültesinde üretim planlama yönelim araştırması dersleri verdim. Kariyer planlama ile akademik olarak hiçbir zaman ilgim olmadı. Peki nereden çıktı bu? Neden kariyer planlama konuşuyorum? Şu anda Türkiye'de en çok iki konuda sunum yapıyorum. Biri kariyer planlama, birisi de girişimcilik. Nereden çıktı bu ilgi derseniz? Birincisi üniversite yöneticisiyim. Şimdi yani daha önce Bilkent'te dekandık. Ondan sonra Özyeğin Üniversitesi'nde kurucu rektörlük yaptım. Şimdi de MEF Üniversitesi'nde öğrenci işlerinden sorumlu, öğrenciden sorumlu, eğitimden sorumlu rektör yardımcısıyım. Dolayısıyla çok sayıda soru geliyor. Tercih döneminde çok sayıda soru geliyor. Eğitim sırasında çok sayıda soru geliyor. Mezuniyet öncesi öğrenciler tekrar bir sorularla gelmeye başlıyorlar falan. Yani şunu fark ettim arkadaşlar. Kariyer planlama konusunda hiçbir şey yapılmamış çocuklara. Yani PDR'ciler kusura bakmasınlar ama işlerini yapmamışlar. Eğitim kusura bakmasın ama işini yapmamış. Ya çocuk geliyor. Ya hiç unutmuyorum, Antalya'da fuardayız. Bir öğrenci geldi, hocam dedi, Bilkent mi Beykent mi dedi. Ben böyle bir adım geri attım. Yani ne alaka dedim. Valla çok tatlılar hocam dedi. İkisinin de masasına gitmiş, çok tatlı bulmuş konuşanları. Ya şimdi ben düşünüyorum, bu kız B'lerde takılmış kalmış. Daha hani Özyeğin B, C, D falan gidecek. Nasıl olsa bize gelmez, bize sıra düşmez. Ya diyorum biz galiba yanlış mı yaptık? Niye B ile ya da A ile hani böyle ne bileyim Atakent falan diye bir üniversite kursaydık belki. Hani en başta olurduk. Ya da yani Bilkent ile Beykent'i kıyaslıyorsun. Ben sana ne diyeyim kardeşim yani. Ben üniversite kurayım o zaman. Ne bileyim Benkent ya da Bankent ya da İbankent. Hani İBAN'ımı göndereyim, parayı gönder, diplomayı göndereyim aşağı yukarı. Ondan sonra yine hiç unutmuyorum. Bir öğrenci geldi. Hocam siz tercih danışmanlığı yapıyormuşsunuz dedi. Vallahi dedim tercih danışmanlığı yapmıyorum ama hani dilim döndüğü kadar anlatmaya çalışıyorum. Hukuk mu, genetik mi dedi kız. Wow. Yani ya çocuk geliyor tanıtımda şimdi oturuyor baba yanında. Çocuğa soruyorum ne istiyorsun çocuğum diye, genç diye. Baba dönüyor. İşte hukuk istiyoruz diyor mesela. Adam birinci çoğul şahısla konuşuyor. İstiyoruz. Beyefendi siz de geliyor musunuz dedim yani. Yok hayır işte çocuk için konuşuyorum falan. E bırakın çocuk konuşsun o zaman. E hocam aslında ben bu salak psikoloji istiyor ama ben dedim ona orada ekmek yok. Çocuk böyle eziliyor. Ya dedim kusura bakmayın ben sizi dışarı alayım gençle konuşayım sonra sizle de konuşuruz. Yani kariyer planlama dediğimiz şey anne babanın yönlendirmesi, rehber işte puanın kaç, sen o puanla oraya girebilirsin, buraya giremezsin falan. Kariyer planlama bu değil arkadaşlar. Yani ben üniversite yöneticisi olarak kariyer planlama konusunda bir şeyler yapmam gerektiğini net olarak gördüm. Yani ülkeye katkıda bulunmak mı istiyorsun kardeşim? Bırak o araştırma projelerini falan. Yazacağını yazmışsın zaten. 50-60 tane makale yazmışsın. Okuyan okumuş, okumayan da okumamış. Bundan sonra da okumaz. Bir makale yazıyorsun, 50 kişi okuyor, bilemedin 100 kişi okuyor. Al işte burada bir ders veriyoruz, 1000 kişi izliyor abi. E sen topluma katkıda bulunmak istiyorsan o zaman toplumun ihtiyaçlarına cevap ver. Tamam mı? Birinci sebep bu. Ben üniversite yöneticisiyim, bunu yapmakla yükümlü hissettim kendimi. Çünkü eğitim sistemimizde çok büyük bir eksik olduğunu gördüm. Yani her tarafta eksik mi? Değil abi, bu kadar eksik değil. Mesela işte benim kızlarım 6 sene kadar Türkiye'de okudular. Sonra eğitimin son kısmında Kanada'ya döndüler. İzliyorum onların ders programlarını. Calm diye bir ders var, tamam mı? Career and Life Management. Ya bunu işte ders yapmışlar ya. Ders olarak lisede
11. veya 10. sınıfta öğrencilere ders. Öğrenci ondan sonra kariyer konusunda bir adım atıyor. Ona göre mesela daha böyle işte üniversite hevesi varsa matematik 3 alıyor. Matematik 3 farklı seviyede veriliyor. Öğrenci isterse mühendis olacaksa 3'ten gidiyor. İşletmeye girecekse 2'den gidiyor. Ya da işte bir mesleğe girecekse matematik 1'i bitirmesi yeterli oluyor. Bunun yanında mesela berberlik öğreniyor. Aynı lisede. Meslek lisesi diye bir şey yok. Aynı lisenin içinde çocuk kaynak da öğrenebiliyor, araba tamirciliği de öğrenebiliyor, berberlik de öğrenebiliyor. Ve çocuğu 10. sınıftan itibaren böyle bir yönlendirmeye, bir yola koymaya başlıyorlar. Bizde ne oluyor? 10. sınıfta eşit ağırlıkçı mısın, MF'ci misin, TM'ci misin, sözelci misin? Bunu soruyorlar çocuğa. Ya şimdi çocuk orada bir karar veriyor. Ondan sonra bir bakıyor, ya ben sözeli seçtim ama sözelde de çok fazla tercih yokmuş. Ya o çocuk o 10. sınıfta nereden bilecek ne seçeceğini de ondan sonra ne olacağını? Maalesef PDR'cilerimiz kendilerini pseudo psikolog gibi görüyorlar. Yani psikolog benzeri gibi görüyorlar. Ve psikolojik destek vermeye çalışıyorlar. Çok önemli, küçümsemiyorum. Ama her öğrencinin psikolojik desteğe ihtiyacı yok. Fakat her öğrencinin kariyer planlama desteğine ihtiyacı var. Bu eksiği birilerinin tamamlaması gerekiyor. Üçüncü sebep de arkadaşlar benim kızlarım Selen ile Esra. Selen ve Esra bu sene üniversiteyi bitiriyorlar. Biri 97, biri 99 doğumlu. Yani sizden birazcık daha büyükler. Ve ben bu kızlarımın eğitimleri boyunca kariyer planlama süreçlerini çok yakından izleme fırsatına sahip oldum. Dolayısıyla bir baba olarak da bu işin nasıl olduğunu yerinde izledim denir ya. Eğer ilgilenirseniz işte sağ tarafımda Selen ve sol tarafımda Esra. İlgilenirseniz onların kariyer tercihleri nasıl gitti? Neler seçtiler? Nasıl seçtiler? Neden seçtiler? Soru cevap kısmında anlatabiliriz. Arkadaşlar bu gördüğünüz resimde bizim yazlık evimizin önündeyiz. Bunu gülmeden söyleyemiyorum. Çünkü inananlar çıkıyor. Benim böyle bir yalıda oturabileceğime inananlar çıkıyor. Bu da bizim kışlık evimiz. Winterfell diyebilirsiniz siz bu evi. Şimdi arkadaşlar kariyer planlama ile ilgili. Ya bu arada merak edenler için söyleyeyim. Büyük kızım görsel iletişim okudu. Tasarım okudu. Küçük kızım moleküler genetik okudu. İkisi de şu anda mezun oluyorlar. En acı tarafı ne biliyor musunuz? Mezuniyete gidemiyorum ya. Daha acısı mezuniyet yok. Mezuniyet töreni yok. Ya dedim Zoom'da Zoom'da bir şey yapmayacaklar mı? Yapmayacaklar vallahi baba dediler. Ulan bari Zoom'a girip bakaydık ya. Ha yok. Kısmet arkadaşlar. Ağlıyorsunuz ya hocam mezuniyet töreni yok. Kanada'da da yok. Ne yapalım? Kısmet.